Eski vokalistidir Murat evet. Boz, bilmeyenler için de yani, not. Bizim tabii bilmediğimiz gün içinde yaşanan bir sürü şey var. Yani Tayyar Helin'i arıyor mu, Helin ablasıyla konuşuyor mu? Ya mutlaka konuşuyordur. Haftada bir gün ya da iki gün, ne bileyim 15 günde bir, ayda bir kere. Hani bunu her defasında da şeyin önüne devamlı getirip koymak yok. Bu şundan çıktı. Tarkan'ın konserinde Murat yoktu o kadar insan gitmesine rağmen. Murat'ın konserinde Tarkan yoktu. Bu yangın bundan koptu ama şöyle bakarız şimdi. Tarkan'ın Fransa'da yaptığı konserde Serdar Ortaç da buradan bilet aldı kalktı gitti ama hiçbir Serdar Ortaç konserinde Tarkan'ı görmedi. Yani Tarkan hangi konsere gitmiş ki Tarkan? Hani yani bir tane örnek olsa okey. Onun için Helin niye gitmiyor ki? Murat Boz onun eski Helin şöyle olur. Arkadaşı hem de vokalisti. Bence şöyle olur. Murat Boz'un Tarkan'ın konserine gitmesi Tarkan konserinden bir şey alıp götürmez. Ama Tarkan'ın Murat Boz konserine gitmesi demek o gecenin sadece Tarkan olması demek. Tabii. Murat Boz'un konserini alaşağı eder. Hiç de öyle bir şey yapmaz. İnan bence öyle der. Dinledi derler daha da iyi olur bence. Algı bozukluğuna yol açar. Bence de iyi bir reklam yani olur. Bazı insanlar gittikleri cemiyetleri ezerler. Çünkü o yüzden de katılmazlar oralara. Daha önce biliyorsun. Sence o yüzden mi katılmaz? İnan ondandır bak bundan. Çünkü Tarkan çok hesaplı kitaplı bir oğlan. Mutlaka... Tarkan'dan önce destek verdiği isimler var biliyorsun. Emir'e çok destek verdi. Klibinde de oynadı. Emir diye bir çocuk Haluk Şentürk çıkartmıştı. Aynı çocuğun ilk çıkışı dediler önce Tarkan dediler çocuğa. O öyle vokal yapmış ki çocuğun sesini duyamıyoruz dediler. Ve hala destek oluyor ona. Yani şimdi birine destek olduğu zaman iyi mi yapıyor kötü mü yapıyor gerçekten onun isim o kadar büyük ki. Haliyle onun önüne çok geçiyor ve onun gölgesinde kalıyorlar arkasındakiler. Murat Boz'da da işte destek verdi ama Murat Boz şu an çok iyi götürüyor. Ama zaten artık Murat Boz oldu. Ha işte ama olmayı becerdi. Demek ki oldu. Diğeri becerirdi ki ben tanımıyorum dediğim evet. isim şu an. Emir... Mesela bayağı işler yapıyor aslında şarkıları tutuyor ama onu da görüntüsü konuşmasında problem var evet. Emir'in. Ben onu Beyaz Şov'a katıldığında da izledim. Emir'i zaten ya. Haluk'u hiç konuşturmuyor artık orkundayız. Bunlar bir de vizyon meselesi ya. Yani taşıyabilmek var taşıyabilmek var. Birine bir şeyleri yaparsın olacağı varsa senin sadece bir omuz vurmanla bile yol alır. Oldu. Bir adamı da taşırsın omuzlarında günlerce senelerce. Hiçbir şey olmaz yani olmayacaksa. Mesela Aydın'ın ilk albüm şeyini hatırlıyorum lansmanını hatırlıyorum. Cengiz Baba çok sıkıntılı bir adamdır. Kliplerinde bile bir versiyon çekersin. İkincisine der ki siz detayları çekin hadi bana alasmanlık ben durmayayım. Gazete çocuklar gelmeye başladı. Cengiz Kurdoğlu. Aydın çok heyecanlı. Ondan sonra dedi ki 5 dakika duracağım ve gideceğim. Ya dedim saçmalama çocuğun ilk günü daha yani bismillah. Ya bugün ya var olur ya yok olur. Ben burada kalırsam hiç olmaz dedi. Kesinlikle doğru. Ben burada olursam hiç olmaz. Bugün ya var olacak ya yok olacak. Ama ben kalırsam hiç olmayacak. Evet, çünkü Cengiz Kurtoğlu çok önemli bir isim. Yani ne yaparsa yapsın onun altında ezilecek ama çocuk gerçekten yol aldı. Çünkü ama Emir için de mesela Emir'in de şarkıları çok güzel. Çok önemli isimler. Gülşen çok destek oluyor ona biliyorsun. Yıldız Tilbe çok destek oluyor. Şarkıları inanılmaz nasıl patlıyor. Alıyor bu herkes de bu kadar iyi oluyor? Çünkü Haluk Şentürk onun bütün menajerliğini yapıyor ve Haluk da diğerlerinin de menajeri. Yani o samimiyetten. Uzun yıllar sektörde Stelle'yle falan da asistan olarak çalıştı. Evet, evet. Onlara daha önce böyle hani danışmanlık hizmetleri falan ama oradan sıkı dostu var ama. Bir şey olursa oluyor. Olmazsa sen ne yaparsan yap olmuyor. Evet. Olmuyor. Yani Gülşen'in yetenekli olması, Tarkan'ın yetenekli olmasının ona hiçbir faydası yok. Adamda öyle bir star işi yok. Çok iyi bir çocuk ama o kadar yani. Ama şarkıları dinleniyor. Yani şarkı başka bir yetisi var. Dinleniyor ama şuna inanıyor musunuz? Mesela mükemmel güzel bir kız. Mükemmel yakışıklı bir çocuk. Bazı insanlar star ışığıyla doğuyor. Buna inanıyor musunuz? Kesinlikle. Ben artık 4-3'ü aynı şeye geldim. 4-3'ü kabul ettiğini düşünmüyorum bu camianın. Her şey 4-4'lük olmak zorunda. Çok iyi dans etmelisin, çok yakışıklı ya da çok güzel olmalısın, çok iyi sesin olmalı, sahnede o dediğin ışık da olmalı. Hepsi Işık olmadığı olmalı. Takdirde. O ışık çok önemli. Yani konuştuğunda kamerayı gördüğünde iki tane hani o bakışın, o cilven bir şey çok yani doğru. Neyse alıp götürüyorsa. Emir'de bak bunlar var. Çocuk dans da ediyor, çok iyi şarkılar buluyor. Sesi de güzel. Ama kendini ifade etmekte problemi var. Yani konuşamıyor, insanlarla iletişim yok. Bir şey olmuyor. Bir şey eksik. Bir şey olmuyor. Eksik yani. Olunca da bu kadar oluyor. Aynen. Ya ben zaman yeri geldiği de böyle zaman böyle sık sık anlatırım. Emir'in biraz şarkısı varsa verebilir miyiz? Helin hatırlayamadı. Belki görüyorum. Bulamadınız mı?